Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Samsun Cenik'ten yayındayız arkadaşlar. Bugün de bir zor bir fırına başladık. Osmanlı Gıda ve Osman emmimizin emektar bir emmimiz. Bizi takip etmiş, araştırmış, bulmuş. Güzel de bir, hep güler böyle, hiç kızmadı. Saatin gece saat belki de şu an kaç, 1:30'a geliyor. Hemen uçak burada hem pişiricilik yapıyor, ustamızla beraber çalışıyorlar. Gerçekten bu fırında en az, yalan söylemiyoruz değil mi? 7 günde 2 ton odunun yandığını söylediler. Ustam öyle söyledi. Doğru mudur ustacığım? Fırıncı Musa Usta'nın her zamanki gibi biliyorsunuz 100-120 kilo odunla 5000 ekmeğe çıkartabiliyoruz. Ve geldik burada termal bacayı taktık. Şu an fırınımız yanıyor. Gece gündüz insanların emeğine biz de katkıda bulunabildik. Şu an kızdırıyor fırını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane iç duman kül yok. Ben ustam şöyle Allah'ın izniyle fırınımız yanıyor. Her tarafı ateş ama duman yok fırınımızda. Hayırlı uğurlu olsun Osman abim. Sağ ol. Allah utandırmasın. Amin. Görüşlerinizi alabilir miyim? Düşüncelerinizi alabilir miyim? Bu saatte sabahleyin 7'de başladık. Ayağımızın tozuyla geldik. Hem kavaktaki işi hem de buradaki işi bitirdik. Ne demek istersiniz? Allah razı olsun. Daha henüz valla Osman abim duasıyla epey iş yapar. İnşallah. Sağlamdır. Sizin tadilatınızdan sonra daha epey çıkartmadık ama çıkarttığınız Osman abi kaç yıldır fırıncısın? 40 yıldır fırıncısın. 40 bin kere maşallah diyelim ve söze devam edelim. Arkadaş sen bir günde taban söküldü. Termal baca takıldı. Sıva yapıldı. Kapak sökülüp takıldı. Sen inanıyor muydun? Yok. İlk defa görüyorum yani böyle bir günde işi yapıp teslim eden ilk defa size rastlıyorum yani. Çünkü yıllardan beri sanatkarsın. 40 yıldan ve bu binada senin. Evet. Bu fırında senin. Ne abartıyoruz ne de kabartıyoruz. Biz de dediklerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve de verdiğimiz sözü bir zat fırınımızı kendimiz yaptık. Burada bekledik. Evet. Ve senin şu güzel yüzünün gülücüklerini yakalamak istedik. Amacımız senin parandan ziyade yüzündeki mimikleri yakalamak istiyoruz. İşte halam da bu saatte çalışıyor. Arkadaşlar Fırın Kurs Musa Usta ve ekibi her zamanki gibi şu saatte de yola çıkıyoruz İstanbul'a. Yola devam, durmak yok. Allah'ın izniyle en iyi şekilde Fırın Kurs Musa Usta ve ekibi yollarda arkadaşlar. Şu anlık bu kadar diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Samsun'dayız. Samsun Cenik'teyiz. Bu fırına Osmanlı Gıda fırınına gelip bakabilirler. Bu fırın 4 gün sonra performansı artacak. 4 gün sonra gelip bakacaklar. Burada artık odun canavarı, bu fırın odun canavarıydı. Bunun ağzını, burnunu, dişini kırdık. Artık odun yiyemeyecek. Sadece haftada en fazla 800-900 kilo odun. Osman abi telefonunu ver. Müşteriler seni arayacak. Dostlarımız, meslektaşlarımız. Buyur telefonunu ver. 0545-378-57-63. Arkadaşlar Osman abiye bu telefondan ulaşabilirsiniz. Gerçekten bizlere inanmayabilirsiniz. Ama burada bir emektar var. Burada yıllanmış şarap gibi devamlı şu an başlayacak, çalışacak. Halamla beraber de fırıncılık yapmış. Bizler böyle insanları gördükçe gerçekten mutlu oluyoruz. Niye mutlu oluyoruz? Burada büyük bir emek var. Gerçekten bir amaç var. Bu amaçlara hizmet etmek. Belki de Osman abinin serveti sadece bir oğlu var. Belki de çok çok rahat torununa da yeter bu servet. Ama yılan bile toprağı idareleyemiş. Allah huvarda yılanı dağlara bırakmış. Yavaş yavaş yesin diye toprağı. Ama böyle tasarruflu yılanı da bol toprağa bırakmış ki onu azar azar yediği için, ona güvendiği için Osman abiye de Cenab-ı Allah bu serveti bu şekilde vermiş. Tırnaklarıyla kazımış. Gözlerinden nur akıtarak bu servete bu şekilde gelmiş. Allah utandırmasın diyoruz. Torununa torbasına hayırlı rızıklar nasip eylesin diyoruz. Amin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Sağ olun.